Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda bir multiblokla birlikteyiz. Bunlar reinforced blokları ve benim bir şey yapmam lazım. Tamam. Reinforced machine casing gördüğünüz gibi ve buna yerleştireceklerim. Large gas turbine. Nasıl craft ediliyor diye soracak olursanız şu şekilde craft ediliyor. Tungsten steel ya da titanyum gear'la bunlar da ya şu şekilde ya da şu şekilde rodlar da gösterdim. Bunun yanı sıra energy flow circuit ya bu şekilde craft ediliyor, tungsten plate, iridium plate falan filan da ya da şu şekilde craft ediliyor. Bu da bu şekilde. Platinum plate. Evet. Bunların hepsini AE Network'e öğrettim. Bunun yanı sıra bir de gas turbine istiyor ve gas turbine'larsa windmill istiyor. Windmill de bu şekilde craft ediliyor. Ve bunu alıp şu ön kısma koyduğumuzda şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Ardından buna yerleştireceğimiz şeyler. Bir kısmı iki tanesi için. Bu arada bunların yerleri o kadar önemli değil. Sadece bazılarının spesifik yerleri var. Input ve output'un yerleri önemli değil. Wrench. Tamam, wrench gel. Tamam. Output. Ardından maintains. Dynamo. Ve muffler. Şimdi size bunların ne işe yaradıklarını ve nasıl craft edildiklerini göstereyim. Input hatch. Adından anlaşılacak gibi bir şeyler koymak gerekiyor. Advanced safe'ler ya da trap chest kullanılarak yapılıyor. Bunun dışında steel plate ve steel gear. Great Deck'inki. Railcraft'inki işe yaramıyor. Output hatch ise sadece chest aşağıda olan versiyonu. Maintenance hatch şu şekilde craft ediliyor. Bu arada input ve output sıvı giriş çıkışı için. Maintenance birazdan açıklayacağım. Dynamo hatch enerji üretmek için. Bu farklı bir şey. Muffler hatch ise tamamen bir egzoz. Maintenance hatch ise oluşan problemlerde çözmek için. Evet. Hepsini koyduk. Şimdi bize iki şey lazım. Pardon. Evet. Birkaç şey lazım. Bunlardan bir tanesi Golden Waterproof Pipe ve Void. Void değil, Void. Bir tane de Beeswax alalım. Ardından da neydi senin adın? Salih. Ha, pipe plug. Sonunda hiçbir şey düşürmeden öldü bossumuz. Beni de bir kere indirdi aşağı ama. Evet, ve ölmesi tamamen bug. Ben kesmedim. Evet, output hatch bu arada su ve çıkartıyor. Onu söyleyeyim. Liquid tesseract'ımızı alalım. Bir tane gerekli. Aslında iki tane gerekli, pardon. Çünkü diğer ucu henüz yapılmadı. Ve kazara üç tane craft ettim. İyidir, büyüyünce de kullanırsın. Şimdi Dynamo Hitch'imiz. Dynamo Hitch'imize bir şey bağlamak lazım. O da High Voltage Transformer. Evet. Şu daha kolay mı geldi? Şu sistem. Tamamdır. High Voltage Transformer'ımızı mı aldık? Bunun dışında şimdi ne istiyor bizden? Evet. Öncelikle wrench alalım şöyle. Koyalım. Bu arada bunu otomatikleştirmenin herhangi bir yolu yok. Evet, bir tanesi eksildi gördüğünüz gibi. Hammer'ımız var mı?
Evet, Iron Hammer var. Evet. Bir tanesi daha eksildi. Ve bunun dışında yapmamız gereken şeyler. Ha, crowbar zaten var. Bunun yanı sıra... Soldering Iron. Bunun için... Rebattery lazım. Craft ederse bana. Tamam. Evet. Gerçi bu soldering iron işe yarar mıydı? Deneyelim. Ayrıca soldering tin ya da soldering lead. LED kullanacağım. Şimdilik otomatik öğretmeme gerek yok. O yüzden öğretmeyeceğim. Bu arada bu işin gerçeğini yaptığında şey kullanıyorsun. Kalayla kurşunu karıştırıp kullanıyorsun. Hı? Gerçek hayat. Evet. Gerçek hayatta lehim yaptığında genelde kalayla kurşun karıştırılıyor. Soldering LED'imizi aldık. Ve bakalım bu soldering iron işe yarıyor mu? Hayır. Bu soldering iron'ı da şarj etmek gerek. Evet. Evet. Onun dışında screws are missing. Bunun için screwdriver'a ihtiyacımız var ve başka something is stuck. Bunun için de rubber hammer. Screwdriver alalım. Bunlar refine iron mı istiyor? Evet. Tamamdır. Buradan... Sıdır. File var zaten. Tamamdır. Screwdriver'ımız hazır. Ve bunun dışında... Rubber hammer. Rubber sheet değil. Rubber hammer. Tamamdır. Evet. Ve... Screwdriver'ı alalım. Rubber hammer'ı da alalım. Artık... Tam olması lazım. Son olarak bize ne lazım? Turbine. Real crafting'ler olmaz. Magnilum turbine elde edebiliyor muyuz? Magnezyum ve alüminyum. Yok, elde edemiyoruz. Steel turbine kullanabiliyor muyuz? Turbine blade. Bu dünyada ne buldum tahmin et. Ne buldun? Crystal formation. Ha. Tungsten steel'e sonradan geçeriz. O zaman şimdi steel turbine kullanacağım.
Şimdi 8 çarpı 3. Tamam. Tamamdır. Hammer ve file'ımızı da koyalım. Crawler'ı da koyalım. Beş, altı, yedi ve sekiz. Ardından şunu da alıp Grey'e teslim edelim. Sonra Greg diyecek ki sana, I am just a poor Greg, nobody leaves me. Leaves mi dedim ya, loves me. Evet. Sen that doesn't belongs here diyor. Bir şey mi yanlış? Değil. Neyse, tesarakları yerleştirelim. Elbet çıkar sonradan ne oldu. Receive only. Owner only. 16 dur. 16 16 tire 10'dır. Dolayısıyla da bir de bunun şurada karşılığını yapacağız. Send only. Methane out. Ve redstone'u devre dışı bırak. Ardından da bana bir tane labor ver. Likit DNA koyuyormuşum içime. Ne yapmaya çalışıyordun? Metan koymaya. Likit DNA metan hani. Bilemedim köfte. Bilemedim yani. Belki bir bildiğim vardır diye düşünüyorum. Çok yanlış geldim. Ben de burada sanki çok ihtiyacım varmış gibi şey kazıyorum. Hani değil kömürden mi? Toplar oluşturdum Miscraft havada. Hı-hı. Bir tanesinin üzerine çıktım. Hani çantaya indiriyorum koca topu. Sen de çok sağlam bir fail oldu. Cihazı sıvı DNA ile doldurmak. Hadi çalışsaydın. Fantastik olurdu. Sana FRF'ci derlerdi sana. Zaten diyorlar. Olsun. Bana FRF'ci dediler, kız vermediler. Ah, gene bağlamıyor. Aha da geçti mi geçmedi. Şimdi bir de MFSU. Gel buraya. Senin craft'ın zamanı olacak azıcık. Olsun. Güzel şeylerin craft'ı zaman alır. Bakalım hangi işlemde kaldı. T
Tabii ki de raw carbon plate elde ediyorum. Bana çok daha hızlı bir macerator lazım, ancak hayvan gibi upgrade koyduk zaten. Neyse, MFSU'muz hazırdı şu an. Evet, hazır. Ama buna 4 tane balmak lazım, o ayrı mevzu. Evet, artık çalışıyor. Ve bana bir EU reader da lazım. Çünkü kaç EU geçtiğini okumak istiyorum. Okuyup böyle feyiz alacaksın değil mi? Evet. Şu an 600 küs 700 EU üretiyor. Bu arkadaş tek başına. Evet. 700 EU üretiyor. Bakalım bunun durumu ne? Bu kendi kendini idare edebiliyor mu? Göreceğiz. Bir süre ya bu böyle çalışsın. Buradan. Sen. 40. Çok yanlış yazıyormuşum Metin'i gerçi. Nathan'ı yani. Olsun. Bu biraz üretsin. Eğer şunu alırsak tabi duracaksız bu. Bu da enerji üretmeyi kesecek. Bunu tekrar koyarsak ve rubber atıklarsak tekrar çalışacak gördüğünüz gibi. Öldük. Yok, ölmedik. Nereye ölüyorsun? Sana ölmeyi yasakladım ben. Salih? Tamam hallettim. Eğer server kapatıp geri açarsam şey olacak. State reset yiyecek. Ben de o esnada süreye bakıp geliyorum. Evet ve geri geldim ve bunları bu şekilde bağladıktan sonra önce zaten şurayı düzgün bağlamamışım. Evet, şunları kaldırıp ardından da şurayla bağlayarak sistemi tekrar çalıştırıyoruz. Ve EU reader'ımı alıp bir makinenin kaç EU harcadığına bakacağım. 4.9 5.
Evet. Yaklaşık 5 EU tüketiyor bir sentrifüj. Yani bu arkadaş fazlasıyla yeter. Aslında bu transformerlar fazla bile. Kendi kendini çok rahat idare eder durumda. Ve ilk damage'ı aldı Steel Rotor. Bunlar dolunca gerçi bu arkadaş duracak. Neyse, geriye sadece bunu beklemek kalıyor. Ve o esnada ben de ne yapayım? Saç ne yapayım? Ya, kafana göre takı, benim canım çok. Ben geldim. Aa Ezgi, ne haber? Ne oldu bir tanem? Ne canı sıkıldı? Ya bir cenabet başladı bugün. Zaten bu gidişte Infernal Mobs modunu çıkartacağım. Ya çok broken modlar, moblar çıkıyor. İşte mesela bebek zombiye Disarmish'i aynı anda koyuyor. Öldürme ya da örümceğe şey koyuyor. Thorns koyuyor ama 1'e 8 dönüş koyuyor. Sen herifi 1 damage vuruyorsun, 8 damage sen yiyorsun. 2 kere vuruyorsun örümceğe, ölüyorsun. Örümceğe 160 hit point var. Senin 20. Ay ben de bir şey oldu sandım Salih. Yok 50 yani milyon şey, kere... Gerçek hayatta bir şey oldu. Yok gerçek hayatta bir şey olmadı. Hocaların trollemesi dışında bir şey yoktu. Hocalar tarafından trollenmiş de Salih. Hani hiç okula gitmeseymişim hiçbir şey kaybetmezmişim. Şimdi bakalım bu şekilde koyduğumuz takdirde çalışacak mı? Hayır. Ben de uyuyordum. Olur. Uyumak böyle göğsüme yatmıştı. Acayip böyle ikimiz sarışa sarışa sımsıcak uyuyorduk. Hmm. Ondan sonra telefon ettiler. Hadi Dota'ya gel dediler. Hadi sen benim bunu yapmama gerek yok. Evet, bunu yapmama gerek yok. Çok daha fantastik bir şey yapabilirim buraya ben. Salih? Hı, ben tamam. Aa, orada değilsin sanırım ben. Yok. İyi misin sen? İyiyim, sadece moralim baya baya bozuldu. Hatta yani Shift L çekesim var dünyaya. Seride kullanmıyorsam Shift L'yi de şu anda yemiştim. Tatlım, biraz abartmıyor musun? Yok, abartmıyorum. Hatta hani dünya Shift L'yi yiyecek. O garanti de. Hatta Overworld'e geri döneyim. Yapmam gereken tek şey... Ne istiyor? Ender Pearl. Ender Pearl'üm kalmamış. Bizim diğer seride yaptığımızı yapacağım burada. Ne yapıyordun diğer seride? Ya o seride... Bunda da aslında benzer bir durum var şu anda da. World Gen çok karışmıştı. Ars Magica ile şey yüklemiştim. Retro Gen filan eklemiştim ama World Gen bayağı problemliydi. Her şeyi chestlere doldurduk. Chestlere de range dedik. Burada yapacağım. Çok daha basit olacak. Yani çok önemli temel kaynakları şeyleyeceğim. Yine chestlere dolduracağım. Şimdi öncelikle sende ufak bir deney yapmamız lazım. Haydi ben kaçtım, o zaman görüşürüz. Nereye tatlım? Kutların yanına geri döneyim. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Evet, bakalım eğer redstone sinyali varken tam almıyor. Redstone sinyalini kestiğimizde evet. Tamam, güzel.
Bu sayede link bookları buradan çekmenin yolunda. Ama sikerim belasını. Sihircraft serisini sikiyorum. Niye? Ve bunu kayıtta kayıtta söylüyorum. Sıfırdan başlatıyorum. Al stop da çekti. World Save'e geliyorum. Neredesin World Save'cim? Minecraft, Sihircraft. Yedekleriyle beraber Shift, Delete, Enter. Hadi herkese geçmiş olsun. Hadi bakalım. Oh, rahatladım. Evet, şimdi benim. Baslara girişmem lazım. Dur. Bana precision at precision lazım. Şimdi 8 tane olsun. İçin acıdı mı? Ya. Güzel. Minecraft dediğin kafayı yiyip yeniden başlamaktır yani. Bu bölümü ne zaman yayınlayacaksın? Bu bölümü? 3 gün sonra. O zaman ben de bu bölümü yarın yayınlayacağım. Söylerim. Benim rage girişimi görmek için bakın köfteye. Tamamdır. 32. bölüm bu arada. Ne? Machine filter. Neyse. Evet, machine filter. Book receptacle. Boot değil. Book receptacle. Tamamdır. Bu arada bu bölümden sonra köfte sana paketi vereyim gel. Var mı birlikte yapalım? Kapasım yok benim. Oo. Şu an burada bayağı bir şeyle uğraşıyorum da. O bittikten sonra. Ha. Düz şey istiyorum senden. And Mike. Ha, tamam. Deneriz. Şimdi... Tamam. Precision baslarımız hazır. Hatta ben bunu kayda da alayım. Neyi? Sıfırdan başlayışım. Ve bana bir ME controller daha lazım. Ardından bir adet de ME chest. Ve normal 1K yeter de ben 4K kullanacağım. Bence de. Köfte ben kaçtım. Tamam. Vay vay. Bir saniye. Evet, Sally'i uğurlayıp geri geldim ve o esnada da şunları yapmaya koyuluyorum. Evet, şu an yapacağım nedir diye soracak olursanız... Saçma bir sistem daha. Evet, ME chest'i şöyle koyalım. Bu sistem ne işe yarayacak? Benim kapıyı kontrol etmek için kullanacağım sistem olacak. Evet. Buna giriş yapmış olduk en sonunda. Evet ve bağladık. Şimdi, evet, buradaki mantığı açıklayalım. Tabii dur, şunlar şöyle bağlanamaz. Çünkü bunların hepsine birer redstone sinyali gitmeli. O yüzden şöyle bağlanacak. Saçma bir şey olacak ancak böyle bağlanmaları gerek.
Şimdi şuradan dolaştıralım. Evet. Ve bana reddet. Kablosu lazım. Tamamdır. Öncelikle bir de hepinizi active with signal. Bunun dışında bana biraz daha bas lazım. 5 tane daha bas. Evet, ardından şuraya yerleştirmeye başlayalım. Sen beyaz, sen turuncu. Magenta. Light blue. Yellow. Green. Evet ve... Tamam, 5 tane daha basımız hazır. Onları da yerleştirdikten sonra... 5 fazlaymış, 4. Gene benim kötü matematiğim. Aslında dur, böyle bağlamama gerek yoktu düşündüm de neyse. Onu da sonra ilgilenirim. Şimdi en son yeşil. Pembemsi bir şey. Gri. Açık gri. Mor. Mavi. Bir set daha gelecek tabi buraya. Evet. Ve kulaklığım çıktı. Bir tane daha router. Machine filter. Ve bus. 4 tane daha. Ve bunları da yerleştirelim. Ardından machine filter'ını koyalım. Ve ardından bus'larını koyalım. Dur, yine bir fazla craft ettim değil mi? Evet. Ve şunları da yerleştirelim. Excel de benim içim rahat etmeyecek. Tamamdır. Maviydi bu. Shift'e basılı tutarak geri sayabiliyoruz bu arada. Siyah. Ama dur, uğraşmayacağım onunla. Düzgün çalışmadı bir türlü. Ve yine biraz fazla gittim ben. Evet, mavi. Kahverengi. Kahverengi. Yeşil. Düzgün çalış. Belki Greg'teki bence hiç çalışmıyordu. Siyah. Kırmızı, tamam. Evet. Tüm hepsini ayarladık bu sayede. Ve hepsini Active with Redstone'a ayarlayalım. Aslında dur. Bu çok daha mantıklı. Evet. Bu sadece bir redstone sinyali başına bir aktarım yapıyor.
Ve bu bizim sistemimiz için çok daha mantıklı çünkü her seferinde bir tane link book aktaracağız. Evet, sen ve sen. Tamamdır. Ve link bookları öğretme işini daha sonraya bırakıyorum. Son bir şey daha hallettikten sonra tabii. Slot 0. Hepsi slot 0'a çıkış yapacak. Slot 0. Slot 0. ME chest ve slot 0. Tamamdır. Sen de slot 0'dan alacaksın. Ve sana bir şey daha. Sana da bir şey lazım. O da gene bir bus. Basic export bus. Import bus pardon. Evet, yavaştan bu kapıyı otomatikleştiriyoruz demektir bu. Bus'ımız craft olduğu takdirde. Evet. Şimdi olan şey bu gayet buraya gitti. Tabi buna da tek bir puls şeklinde gidecek her şey. Sen de şunu öğren. Turuncuydun sen değil mi? Renet kablolar gelin. Lever gel. Turuncu ol. Evet, gördüğünüz gibi redstone sinyali geldi ve bu kitap yerine gitti. İşte bu şekilde toplamda 16 tane kitaba kadar çıkabiliyoruz. Tabii daha fazlasını istiyorsam gene bir yöntemim var. O yöntemi de göstereceğim size. Fakat şimdilik 16 tane zaten fazlasıyla yeterli. Fazlası olduğunda da fazlasını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdilik bu bölümü burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.